Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinli açmalar yapacağız. 3 su bardağı unun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip şöyle harmanlıyorum. Bu tarafta bir su bardağı ılık suyum var. Bunu geniş bir kaba alıyorum. Üzerine bir paket maya yani 1 yemek kaşığı kuru maya ve 2 yemek kaşığı şeker ekleyip biraz karıştırıyorum. Bu bir kenarda bekleyecek üzere kapalı bir şekilde. İyice karıştırıyorum. Şeker ve mayanın erimesini istiyorum. Şimdi unun içine şöyle 50 gram kadar tereyağı var, yumuşacık yumuşamış. Ve çeyrek su bardağı zeytinyağı var. Yağları unun içine ekliyorum. Mayanın kapağını hafif kapatıp biraz bekletiyorum. Hafif köpüren mayalı suyu unlu karışıma yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu aşamada yoğurarak ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Ben şimdi hepsini birden yoğuracağım çünkü. Şimdi bunu güzel özlü bir hamur olalım tek yoğuruyoruz. Evet hamurumu yoğurdum. Bakın gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışmayan fakat yumuşacık içindeki yağların da etkisiyle e, güzel bir hamur oldu. Diğer poğaça hamurlarına nazaran daha böyle yağlımsı, daha yumuşak bir hamur oldu. Aslında iki yağ kullandığımız için böyle oldu sanırım. normal yağ çok fazla değil çünkü. Üzerini kapatıp bir saat sıcak ortamda mayalandırdım. Şimdi mayası gelen hamuru hafif yoğurup, işlem yapacağım tezgahın üzerine alıyorum. Yine bu aşamada da bir miktar yoğurabilirsiniz içinin gazı çıksın isterseniz. Bunu ben 9 parçaya böldüm ama 10 parçaya bölebilirsiniz. 8 de olabilir. Ne kadar büyüklükte açmalar istediğinize bağlı bu. Elimle yuvarlayıp bezeleri tepsime diziyorum şimdi. Ele yapışmayan güzel kıvamda bir hamur oldu. Bu aşamada un kullanmanıza gerek yok. Evet 9. bezemi de yaptım. Şimdi şekil vermeye geçiyorum. İlk yaptığım bezeyi alıyorum. Elimle şöyle açıyorum. Zaten çok dediğim gibi çok elastik bir hamur hemen açılıyor. Kesinlikle merdane vesaire kullanmanıza gerek bile yok. Şimdi bunun üzerine zeytin ezmesi sürüyorum. Marketlerde zeytin ezmesini kolaylıkla bulabilirsiniz. Evinizde eğer siyah zeytin varsa çekirdeklerini çıkarıp dilim haline getirip bu aşamada içine koyabilirsiniz. Siyah zeytinim kalmamış bende şu zeytin vardı. O yüzden yapamadım. Ama eminim lezzetine lezzet katacaktır o şekilde bir dokunuş. Rula yapıyorum ve kendi etrafında tekrar inceltip rula yapmaya devam ediyorum. Son olarak şöyle simit gibi sarıp uçlarını kendi etrafında çevirip kaybediyorum. Bütün bezelerimi bu işlemi yapıyorum. Klasik tariflerden sıkıldıysanız bu tarife bir de böyle denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü zeytinine gerçekten çok güzel bir lezzet verdi. Bayağı güzel oldu. Tavsiye ediyorum yapmanızı. Özellikle içindeki tereyağı, hamura çok hoş bir aroma ve çok bir özlü bir hamura hale getirdi. Mayalı hamura bir de tereyağlı deneyin. Bütün bezelerimi açma haline getirdim ve üzerine kapatıp yarım saat kadar bekliyorum. Tepsi mayasının gelmesini istiyorum. Tepsi mayası gelen Açmalarımın üzerine bir yumurtaya birazcık birkaç damla zeytinyağı damlatıp çırptım ve onu sürüyorum. Fırınımı da 180-190 derece arası sıcaklığa ayarladım ve yaklaşık yarım saatten birazcık az bir sürede açmalarım bu şekilde piştiler ve çok güzel oldular. Bakın her yere eşit miktarda altı üstü hepsi aynı ayarda çok güzel bir şekilde pişti. Tarif defterinizde bulunması gereken çok orijinal ve güzel bir tarif oldu. Dilerseniz bu ölçüyü iki katına çıkarıp daha fazla yapabilirsiniz. Miktar olarak da çok ideal. Hani tepsi tepsi zaten hamurla uğraşmak insanı birazcık sıkabiliyor. Tam bir tepsi çıkmış oldu. Bakın bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Açmalarımı servis tabağına alıyorum. Kahvaltıya, pikniğe, ikindi çayına ve severcilerse çocuklar benim çocuklarımı çok sevmediler de beslenmeleri için çok güzel bir alternatif yiyecek. Tarifimi dener ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.